doğacağın ülkeyi seçme şansın olsaydı hangi ülkede doğmak isterdin? Almanya abi. Almanya'nın dışında hiçbir ülkede yaşamak istemezdim. Neden? Abi ben orada çok mutluydum, huzurluydum, rahattım. En azından en kötü şartlarda devlet garanti olarak arkamdaydı bir kere. O konuda çok rahattım mesela. Yani hiçbir zaman ben kiramı ödeyeceğim, elektrik, su, doğalgaz ödeyeceğim, iş bulacağım gibi kaygılarım yoktu ki. Öyle bir sorunum yoktu. Almanya'dan gelenler de diyor elektrik yok, su yok, doğalgaz yok, yemek yok. Abi onu diyenler hangi kafayı yaşıyorlar bilmiyorum ama en azından şöyle bir şey var. Arkanda güvenebileceğim bir sosyal devletim var. Çocuk parana kadar sana veriyor. Daha ne verecek? Artı iletişim, ürünlerine bak, arabaya bak veya diğer ürünlerine bak. Yani bir aylık maaşında bunları çok rahat alabildiğin bir ülkeden bahsediyorsun, değil mi? Tekrar doğsam dünyaya gelsem. Abi kesinlikle bak 100 bin kere de gelsem. İyi ki de çocuğum Alman vatandaşı, Türk vatandaşı da değil yani. İyi ki. Doğacağınız ülkeyi seçme şansınız olsaydı hangi ülkeyi seçmek isterdiniz? Ya gene Türkiye. Görüyorsunuz buralar Türkiye hep turist kaynıyor. Onlar buraya geldiği için demek ki burası daha iyiymiş. Oralarda turist yok mudur? Yok tabii ki muhakkak var. Türklerden de var da. Ama genel olarak görüyoruz her yer turist, Arap. Otellerimiz öyle dolu. Eminönleri vesaire vesaire. Onun için Türkiye. Evet net Türkiye diyebilirim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Doğacağınız ülkeyi seçme şansınız olsaydı hangi ülkeyi seçerdiniz? Türkiye. Yine evet. Türkiye. Ne bileyim. Türkiye vallahi yani. Eziyete alışık bir milletiz. Yani. Neye alışık? Eziyete. Evet, o yüzden Türkiye diyorum. O yüzden. Türkiye diyorum kesinlikle. Alışık mı eziyete abla? Alışığız baksana vatandaşa. O kadar çok olaylar oluyor ki. Evet. Ya o yüzden. Ha. Yani Türkiye'yi seçerim kesinlikle. Ben Türkiye'de isterdim. Neden abla? Vallahi bilmiyorum alışkanlık mı diyeyim. Yani. Ne olsa olsun Türkiye. Aynen. Ya biraz da vatan özleme o da olabilir bilemiyorum. Nerede yaşıyoruz? Almanya'da. Ondan dolayı. Burayı çekmediğim için de. Evet. Neden gelmiyorsun abla? Seviyorum Türkiye'yi. Geleceğim inşallah. Ne zaman? Anca. Eşim emekli oldu. Evet. Çoluğu çocuğu verdik. Geleceğim derken uzun kalacağım. 3 ay, 4 ay. Diyecek, şimdi izleyenler diyecek ki emekli maaşını alacak gelecek buraya 1000 euro. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ama orası öyle. Dışarıda şey duran için burada daha iyi. Diyorlar orada emekli maaşıyla geçinemez. Buraya gelir kral gibi yaşar diyorlar. Yok öyle bir şey ya. Öyle bir şey yok ya. Yok ya yurt dışında 1000 lira kira veren bir insan 1000 lira kredi şey alsa emekli maaş alsa ne olur ki? İşte o yüzden buraya gelecek burada kral gibi yaşayacak. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Doğacan ülkeyi seçme şansın olsaydı hangi ülkeyi seçmek isterdin? Türkiye. Neden? Ya seviyorum doğası da insanlarını da seviyorum abi. Türkiye'de mi yaşıyorsun? Evet burada yaşıyorum. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da. İstanbul'da. Evet. Gurbetçi gibisin. Yok burada yaşıyorum abi. Aynen. Seviyoruz. Çok seviyorum. Tekrar dünyaya gelsem? Yine Türkiye'de. Tabii. Yine İstanbul değişir o. Yani İstanbul'da Türkiye. Uzun süre yaşamayı düşünmüyorum ama Türkiye evet. Neden İstanbul'da uzun süre? Demografisi çok değişti. Bir de şey kalabalık olduğu için abi artık evet. Ege sahaya ben oradan gelmeyeyim zaten. Didim'de alem. Onların herhalde yanına geçerim bir 10 sene sonra falan. Teşekkürler. Teşekkürler. Doğacan ülkeyi seçme şansın olsaydı hangi ülkeyi seçmek isterdin? Türkiye tabii. Neden abi? Türkiye vatanım. Bak Almanya'dan geldim ben. Evet, Almanya'dan geldik. Ben Almanya'da yaşıyordum, orada oturuyordum. Kesin dönüş yaptım. Şimdi istemeyen memlekete durmadım. Evet. Tekrar dünyaya gelsem Türkiye'de. İstemiyorlar bizi. Ne işim var orada? Doğacan ülkeyi seçme şansın olsaydı nerede doğmak isterdin? Ülke olarak Kanada. Neden Kanada? Eğitim açısından daha iyi, yaşam koşulları daha iyi. O yüzden Kanada'yı tercih ederdim. Sen hanımefendi? Ben Almanya'yı seçerdim. Neden? Bilmem hep orasını gitmek istemişimdir. Hep hayalimdi. Ama gidememişsin. Şu anlık öyle. Gurbetçiler diyor ki Almanya çok kötü. Gelsinler burada kalsınlar bir yerde yaşayabiliriz. Evet. Ama gitmek istediğin yer Almanya. Evet. Senin Kanada. Evet. Teşekkür ederim. Neden Türkiye değil? Onu da sorayım bari. Hak ettiğini almıyorsun Türkiye'de ya. O kadar çalışmaya YKS sınavına girdik. Hani bütün çöp heba oldu. O kadar zor sormuşlar. Hiç hak ettiğini almıyorsun. Mühendisler asgari ücretle çalışıyor. Ondan hani... Buradan gidelim de çalışıp neresi olursa hiç fark etmez yani. Doğacağınız ülkeyi seçme şansınız olsaydı hangi ülkede doğmak isterdiniz? Türkiye. Neden abi? Dünyanın hemen 4'te 3'üne gittim. En güzel ülke Türkiye. Gittiğin zaman en fazla bir hafta sonra ille de evim ille de vatanım diyorsun. Yine vatanım. Aynen. Nerede yaşıyoruz? Ümraniye, İstanbul. Ben doğa olarak gitmiş Kanada'ya gittim, Malezya'ya gittim, Singapur'a gittim, Vietnam'a gittim. Doğa ilk gittiğin zaman yeşil vesaire. Güzel ama... Yani bir hafta sonra tabii doğduğun büyüdüğün yer, çevren burası. Yani sıfırdan bir çevre edinmen mümkün değil. O yüzden illaki özlüyorsun, vatanım diyorsun yani. Doğacan ülkeyi seçme şansın olsaydı hangi ülkeyi seçmek isterdin? Türkiye'yi. Neden Türkiye? Türkiye'de güzel memleket mi var ya?
Yok mu abi? Yok canım, ben tam bilmiyorum, tahmin edemiyorum. Çünkü Türkiye'nin şu anda bellidir. Yani hem özgürlük açısından hem İslamiyet açısından Türkiye'de iyi memleket yok bence. Yani yine dünya bir daha gelmiş olsam Türkiye'li olmak isterdim. Yani Türkiye'ye 100 kere gelsem 100 kere. 100 kere, tabii 1000 kere. Mars yoksa vatanım. Tabii aynen. Evet. Ben kendim Erzurumluyum ama Türkiye'nin her tarafında biliyorum. Hem doğu hem batı. Şimdi Türkiye'den iyi ülke göremiyorum. Yani bilmiyorum bence yani. Doğacağın ülke seçme şansın olsaydı hangi ülkeyi seçmek isterdin? Türkiye'yi. Neden? Gene Türkiye. Seviyorum. Doğacağınız ülkeyi seçme şansınız olsaydı hangi ülkeyi seçerdiniz? Türkiye'yi. Neden abi? Seviyoruz Türkiye'yi ondan. Evet, ondan dolayı. Türkiye'de yaşıyoruz. Tabii. Nerede yaşıyorsun? Sarıyer. Sarıyer'de yaşıyorsun. Seviyoruz. Evet. Tekrar doğsam burada yaşarım. Aynen. Düşünmem başka yerde. Aynen. Neden? Ne var mı? Bir de yazın memlekete giderim hep soğuk. Neyse, ne olursa olsun vatanım diyorsun. Öyle, Türk bayrağının altındayız. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Teşekkürler.